Zaten cami ve kedi iç içedir. La ilahe Aslında benim yaptığım sadece benimle sınırlı olan değil, herhangi bir Müslümanın da yapması gereken bir durumdu. Bu karelerin dünya çapında belli konumlarda, belli noktalarda paylaşılması aslında insanlığın ne kadar rahmet ve merhamete aç olduğunun da bir ifadesi. Zaten cami ve kedi iç içedir. O kadim medeniyetimize baktığımızda bunun çok güzel misallerini görüyoruz. Şefkat ve merhamet merkezli. İşte malumunuz bu Eminönü Yeni Camii, Eyüp Sultan Camii, Fatih Camii gibi bu camilerin avlularında güvercinler vardır. Bizim milletimiz, halkımız onlara bir sadaka mahiyetinde orada yem ikram eder. Konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedinin necis olmadığı, kedinin de insan gibi bir konumda olduğu, hatta konuyla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kedi insan gibidir, kedinin yediği arttıktan yenir, içtiğinden içilir buyurmakta. Dertli kardeşlerimize devalar ihsan eyle. Borçlu kardeşlerimize acil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken kedinin bir tanesi geliyor su içmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alacağı o tastaki suyu kediye ikram ediyor. Kedi suyu içtikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynen abdeste kaldığı yerden devam ediyor. Estaizu billah, bismillah. Fetekabbeleha Rabbuna bize ve sabırla dinleyen bu kardeşlerimizin. Ebu Hureyre aslında farklı isimle bilinen bir zat. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kedilere olan düşkünlüğü, muhabbeti ve merhameti sebebiyle ki bir gün böyle elbisesinin içerisinde hareketlerin olduğunu görüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki bu nedir? O zat da diyor ki efendim kedi. Bir yavru kedi çıkartıyor elbisesinin içinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre kedicik babası diyor ve Ebu Hureyre ismiyle bilinir hale geliyor. Kedicik babası olarak. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak bizim şefkat ve merhamet göstermememiz düşünülemez. Bir Müslüman bir yılana da merhamet göstermeye mecbur. Bu dünyada bunlar bizim etrafımızdaysa Allah Azze ve Celle bunları bize zimmetlemiş. Ey kulum, sen akıl ve mantık sahibi bir insansın. Bunlarsa şefkat ve merhamete muhtaç, içgüdüleriyle hareket eden canlılar. Dolayısıyla ey kulum, ben bu canlıyı sana zimmetliyorum. Sadece hayvan olarak da görmeyin. İslam'da bitkiye karşı da şefkat ve merhamet vardır. Mekke'nin fethine giderken 10 bin kişilik bir orduyla Mekke'nin fethine gidiliyor. Ordunun geçeceği güzergah üzerinde bir köpek yavrularını emzirmekte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o köpeğin, o anne köpeğin başına bir sahabe dikiyor ki sakın ha ordu bu köpeği rahatsız etmesin, diğer taraftan geçsinler diye. Şefkat ve merhametin zirvesi. Bu kadar şefkat ve merhamet dininin bugün aslında vahşetle anılır hale gelmesinde açıkçası anlamak pek mümkün değil. Bazen şöyle sualler gelmekte, cami içerisinde kedi olur mu diye.
Bu şer-i şerifte, İslam hukukunda kedi pis değildir. Ne? Bazen şöyle sualler gelmekte, cami içerisinde kedi olur mu diye. Bu şer-i şerifte, İslam hukukunda kedi pis değildir, necis değildir. Dolayısıyla camide de olur, evde de olur. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu uygulamalarını biz görmekteyiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kedi ev halkındandır buyurmakta. Yediğinden yenir, içtiğinden içilir ifadesi de buyurmakta. Bu kareler dünyanın ne kadar İslam'a, ne kadar rahmete ve merhamete muhtaç olduğunun da bir ifadesidir.